Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir modelle devam ediyoruz. İpimiz Ören Bayan'ın ipi. Orta kalınlıkta bir ip. Gördüğünüz gibi 4 milim tığım. Eni 13, boyu 13 santim olan böyle bir parça yapacağız. Gördüğünüz gibi model çok güzel. Kabartmalı bir model. Bu modelle dilediğiniz her şey yapabilirsiniz. Büyüklüğü size kalmış. İster bebek kıyafetleri, battaniyeleri, kendinize çantalar, bluzlar, hırkalar, yelekler. Ne örmek isterseniz şimdi 20 tane zincirle başlıyorum. 13 santime 20 tane zincir tam denk geliyor. Evet 20 tane zincirim hazır. Şimdi iki zincir atlayıp üçüncü zincirime sık iğne. Birinci sıramız olduğu gibi her zincire bir sık iğne. Evet gördüğünüz gibi sık iğnelerimizi bu şekilde her zincire bir sık iğne olarak tamamlıyoruz bunu büyük bir şey örecekseniz lastik sırası da olabilir. Sık iğne şart değil. Evet, sık iğnelerim tamam. 18 tane sık iğnem oldu. 2 zincir. İlk baştaki sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Yani ilmek alarak tekli trabzan. Şimdi ilmek aldım, iki de çıktım. Bir zincir hemen dibine aynı yere batıyoruz. İki de çıktım. Şimdi ilmek alıyorum, zincir çekme yok burada. İki tane sık iğne atlayıp üçüncüye ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir hemen dibine ikili trabzanımı yaptım. Bu şekil. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Bu ilk sırası. Bu aralarda hep iki tane sık iğne bırakacağız. Bir zincir hemen dibine ikili trabzan. Bir iki. Şimdi ilmek alıyoruz. İki tane sık iğne atlayıp üçüncüye ikili trabzan. Bir zincir hemen dibine Tekrar ikili trabzan. Ilmek alıyoruz. 2 tane atlayıp üçüncüye ikili trabzan. Bir zincir ilmek alıyoruz. Hemen dibine. Aynı yere battığımız trabzanların arasında sadece zincir çekiyoruz. 2 tane sık iğne atladıktan sonra atlarken zincir çekmiyoruz. Evet hemen dibine. Şimdi ilmek alıyoruz. Başta ve sonda birer tane böyle tekli trabzan yapıyoruz. Eğer ipiniz kalınsa siz sadece sık iğne yapın. Evet gördüğünüz gibi modelimiz bu kadar. Şimdi ikinci sırada bu delikler nasıl kapanıyor? Esas model burada konuyor. Şimdi başlıyoruz. Başta bir tane sık iğne ya da ben gibi böyle ipiniz ince ise tekli trabzan. Şimdi sık iğne bırakmıştık. İkişer tane model aralarında. Üçüncü sıramızda buraları dolduracağız. Aslında modelin ikinci sırası. İki de çıkıyoruz. Şimdi tekrar bir zincir diğer sık iğnenin tepesine biraz ilmeğimizi uzatıp ikili trabzan. İlmek aldık. Bakın şu boşluklara yapacağız. Sık iğneye batıyoruz. Uzattık. 2 de çıktık. Bir zincir. Hemen yanındaki boşluktaki sık iğne. 2 tane sık iğne bırakmıştık o aralarda. Evet şuralar. Oralara yapıyoruz modelimizi bu sırada da. Uzatıyoruz. 2 de çıktık. Bir zincir. Yanındaki sık iğnenin tepesine uzatıyoruz. 2 de çıktık. Ilmek aldık. Zincir çekmiyoruz bakın o modelden o modele geçerken sadece aynı yerlere batarken birer tane zincir ilmek aldık diğer sık iğneye bir zincir diğer sık iğnenin tepesine yan yana olunca arada bir zincir aslında mantık olarak ilk yaptığımız sıranın aynısı sadece batış yerleri farklı de çıktık bir zincir hemen dibine köşe olduğu için bir tane daha ikili trabzan şimdi bu sonda tekli trabzan 2 zincir Evet modelimizin ikinci sırası da bu şekil şimdi yaptıkça yapacağınız gelecek bir model çok kolay ilerliyor sık iğne ile başladık Bundan sonra bütün sıralarımız ikinci sırayı yaptığımız gibi. Bir önceki sıranın o yaptığımız yuvaların içine batıyoruz aynı yere. Evet şimdi bakın şu en son yaptığımız bir önceki bu altta bu alttaki modellere yapacağız bu sıramızda ilmek alıyoruz zincir çekmedik yuvanın içine uzatarak ikili trabzan bir zincir aynı yuvanın içine tekrar ikili trabzan ilmek aldık diğer yuvanın içine Evet gördüğünüz gibi model bundan sonra hep böyle gidecek en son yaptığımız sıra değil bir önceki sıranın yuvalarına batacağız Yaparken de biraz uzatalım. İlmek aldık. İlk yuvanın içine batıyoruz. İki de çıktık. Aynı yere tekrar uzatmayı da unutmayın. Biraz ilmeğinizi uzatın. Örerken. Bakın tığ geçirdik. ilmeği aldık. Uzattık. İki de çıktık. Evet. İki de çıktık. Şimdi tekli trabzanımızı yaptık 2 zincir model anlaşılmıştır herhalde en son sıraya değil bir önceki sıranın yuvalarına batıyoruz yuvalarda hep aynı görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir model çok da çabuk ilerliyor hiç sıkılacağınız bir model değil İlerledikçe daha çok sevimli Evet görmüş olduğunuz gibi yuvalar belli oluyor. Bir tane sık iğne. İlmek alıyoruz. Bir önceki sıranın yuvasına batıp uzatıyoruz. İki de çıktık. Bir zincir. Aynı yere tekrar ikili trabzan. İlmek aldık diğer yuvaya. En son yaptığımız sıranın yuvaları belli. Aslında o iki yuvanın arasında oluyor. Bir önceki yuvalar yerleri de belli oluyor. Evet burada ipim tüyüm çıktı. Şöyle. En son yaptığımız sıranın iki yuva ortasında oluyor. Bir alt yuva. Sadece ilmeği birazcık uzatıyoruz. İki de çıkıyoruz. Bir zincir aynı yere Tekrar ikili trabzan. İlmek aldık. Diğer yuvanın içine. Bir zincir. Aynı yere tekrar. İlmek aldık. İkili trabzan. İkili trabzanları dediğim gibi ilk ilmeğini biraz uzatarak yapın ki model kendini belli etsin. Bakın şimdi buralara yapacağız. Bir önceki bir sonraki sırada da en son yaptıklarımıza. İki yuvanın ortasında bu sırada yapacağız. Şuralar belli zaten. Evet. Devam ediyoruz modelin anlaşılması açısından biraz uzun anlatmış olabilirim. Şimdi yuvaya battık, uzattık, iki de çıktık. Bir zincir aynı yere uzattık, iki de çıktık. İlmek aldık diğer yuvanın içine. En son yaptığımız sıra değil, ondan önceki sıranın Evet yuvalarına batarak bu şekil modelimiz oluşmuş oluyor. Aslında birinci sırayla sonuncu sıra model hep aynı. Sadece en son yaptığımız sıra değil bir önceki sıraya batarak model bu şekil kendini güzelleştiriyor. Uzattık iki de çıktık. Bir zincir aynı yere. Evet, şuraya da yapalım. Bir zincir, aynı yere tekrar ilmek aldık. Tekli trabzan, 2 zincir. Dönüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi model kendini nasıl belirliyor. Yuvaları da belli zaten. Şimdi bu sıralara yapacağız, bu yuvaya. sık iğnemizi yapalım bu sırayı da tamamlayalım sonra modelin en son sırasını nasıl yapacağız onu da göstereceğim yoksa eğer bu şekil bitirirsek e, son sıramız baya bir delikli olur delikli olmaması için ne yapmamız gerekiyor videonun sonuna kadar izlerseniz görebilirsiniz çok güzel bebek hırkaları olur bundan. Çantalar olur. Battaniyeler olur. Evet bir zincir aynı yere tekrar. Modeli beğendiyseniz ne örmek istiyorsanız yorumlarda beğeni belirtirseniz sevinirim. Uzattık. İki de çıktık bir zincir aynı yere tekrar iki de çıktık ilmek aldık tekli trabzan eğer ipiniz kalınsa dediğim gibi köşelerde sık iğne yapabilirsiniz bakın son sırası nasıl delikli duruyor şimdi o sırayı dolduracağız en son sıraya şu yuvalara da bu sırada modeli koyacağız modelimiz bu kadar kolay Evet ben biraz büyüttüm. Şimdi bu delikleri görmüş olduğunuz gibi böyle bitirsek olmaz. Şimdi o son sırayı nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Önce tekli trabzanımı yapıyorum. İlmek aldım. Tekrar yuvanın içine battım. Görmüş olduğunuz gibi ama tek de çıktım. İki de değil. Bir zincir aynı yere ilmek alıp baktım tek de çıktım. Sizler de eğer böyle son sıranızı tek de çıkarsanız o delikli, zincirli yerler kapanır. Son sıranızı ne örerseniz örün, ister kazak, battaniye, çanta. Son sıranızı bu modeli yapıyorsanız bu şekil yapın. Bir zincir aynı yere tekrar ilmek alıp hepsini aynı anda topluyoruz. Diğer yuvaya geçtik. Hepsini aynı anda topluyoruz. Bir zincir tekrar. İlmek alıyoruz. Hepsini aynı anda topluyoruz. Son yuvaya battık. Topladık. Bir zincir ilmek aldık. Aynı yere tekrar. Şimdi tekli trabzanımızı yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi model kendini topladı orada. Şimdi tekli trabzanımı yapıyorum. İlmek alarak yapıyorum ben burada sık iğnelerimi tekli trabzan olarak ipim ince olduğu için. Sizler dilerseniz sık iğne de yapabilirsiniz hiç fark etmez. İki yuva arasına bir tane. Yuvaların içine iki tane. Böyle yapın ki ilk sırayı 18 tane sık iğne nasıl yaptıysak son sıramızda da 18 tane sık iğne ile bitmiş olsun. Evet. Yuva içine 2 tane. Yuvadan yuvaya geçişlere 1 tane. İnşallah beğenmişsinizdir. Modelimiz bu kadar güzel ve kolay. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Evet modiflerimiz 13 santim 13 santim bu şekilde birikmiş oluyor. Bakalım neler yapacağız sonraki videolarımızda. Başka videolarda görüşmek üzere.